Tamam mıyız? Evet. Öncelikle hepinizin geçmiş bayramını kutluyorum. Aslında gündem net. Enflasyon oranları, memur ve emekli zamları. Ama sözlerime başlamadan önce iki konuya değinmek istiyorum. Gündemden önce. Bu gündem çünkü hiç değişmeyecek. Can Atalay bugün 49. gün aramızda değil odası var, danışmanı var. Her türlü meclisteki haklara sahip ama cezaevinde. Nedense yargıtaydan yargıtaya yani 100 metre ötedeki bir daireye dosyası gitmiyor. Anayasa ayaklar altına alınıyor. Ben buradan yargıtayı bir kez daha sesleniyorum. Anayasa Mahkemesi'nin kararları net. Anayasanın ilgili hükmü net milletvekili arkadaşımıza bir an önce tahliye yolunu açın ve gelsin burada görevini yapsın. Diğer konu hepinizin aslında meslektaşı, arkadaşı bir televizyonun genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ. Bugün tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Gerekçe kaçma şüphesi. Bu ülkede hiçbir gazeteci kaçmıyor arkadaşlar. Hepsi görevini yapıyor. Hepsi cezaevinde olmak istemiyor burada olmak istiyor. Görevlerinin başında olmak istiyor. Bir ironiden dolayı Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasından utanç duyuyorum. Dün meclis gündemine de getirdim. Genel kurullara konuştum. O yüzden artık yargı işini yapsın. Yasaya göre, yüreğine göre kararını versin. Sarayı dinlemesin. Sarayın kin ve nefretleriyle alakadar olmasın. Ve bu ülkede artık gazeteciler tutuklanmasın. Değerli arkadaşlar, evet, yıllık enflasyon açıklandı. 38.21. Kim açıkladı? TÜİK açıkladı. Aslında bayramı bekledi. Ne yapacağını bilmiyordu. Çünkü en an ve toplumun, ülkenin 85 milyonun gerçek verileri, yaşanmışlıkları vardı. Şimdi buna kim inanıyor? Saray dışında hiç kimse inanmıyor. Bir bakalım. Sadece ekmeğe Türkiye ortalaması yüzde elli zam gelmiş. Düşünün Ocak ayından Haziran ayına kadar geçen sürede Türk paramız, paramız yüzde kırk değer kaybetmiş. Kira artışları akaryakıttan, iğneden, ipteye kadar her şeye zam gelmiş. Bugün Türkiye'deki büyük şehirlerdeki memurların hepsi bizleri arıyor. Anadolu'ya, küçük şehirlere, ilçelere tayin olmak istiyoruz diyor. Çünkü geçinemiyor. Ama Tüyin açıkladığı utanmadan, sıkılmadan, yüzleri kızarmadan enflasyon oranı bu. Ve buna göre de memura zam yapılıyor. Şimdi ortalama 22 bin lira civarında memur maaşları. Ama yoksulluk sınırı 33 bin lira. Nasıl yaşayacak bu insanlar? Bugün Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Antalya, büyük şehirlerde 12 bin liradan aşağı ev yok. Yeni bir memur, evlenecek olan memur evini kuramadığı gibi ev tutamıyor. Maaşının yarısından fazlasını ev kirası olarak vermek zorunda. Maalesef ki gerçeklerle örtüşmeyen, tamamen sarayın yazdığı, sarayın kalemi gibi davranan bir TÜİK var... Ve ona göre hesaplanan memur maaşları var. Ama bir de ENAK var. Türkiye'de 32 tane büyük şirket onun verilerini kullanıyor. Onun verilerine göre mem işçisine, çalışanına zam yapıyor. Galatasaray Kulübü. Bakın ben Galatasaray Kongre Bir Galatasaray taraftarı olarak bunu söylüyorum. Buradan Sayın Başkan ve yönetimine söylüyorum. Startla ilgili sponsorluk anlaşması, form anlaşmasında TÜİK ve enflasyon en ağın verilerinin ortalamasını alacağınızı açıkladınız. Saatler sonra neyin baskısı oldu da siz bundan vazgeçtiniz? En ağa çıkardınız. Aslında doğrusunu yapmıştınız. Siz bir markayı satıyorsunuz. Kulübün markasını satıyorsunuz. Borsada işlem gören bir şirket. Ama sarayın baskılarından ve korkularından dolayı ENAK'taki artış oranını çıkartıyor. Ülkenin geldiği nokta çok acı. Bakın spor kulüpleri aslında Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütleri. Ben diyor ki TÜİK'e güvenmiyorum. Sizin enflasyon oranlarınıza güvenmiyorum. Sarayın enflasyon oranlarıyla yıllık artış beni zarara uğratıyor diyor Galatasaray Kulübü başta. Ama daha sonra nasıl bir baskı oluyorsa ENA'yı çıkartıyorlar. Bunu Gerek Genel Kurulda bizlere taraftarlarına ülkeye açıklamak zorunda var. Çünkü TÜYÜN verileri sahtedir, yanlıştır, gerçekleri yansıtmamaktadır. Her şeyi bir kenara bırakalım, ekmeğe yapılan zam bile enflasyon oranının üzerindedir. Bu sebeple bu zam göreceksiniz ki daha yaz bitmeden eriyecek. Çünkü paramız sürekli değer kaybediyor. Değer kaybında Arjantin parasıyla yarışıyoruz. Bu utanç da saraya yeter. Diğer bir konu ekonomide, adalette olduğu gibi dış politikadaki başarısızlık. Sisi. Evet, Erdoğan yıllarca Sisi'ye ne dedi? Katil dedi, zalim dedi, firavun dedi, asla görüşmem dedi. 10 yıl Doğu Akdeniz'de aslında yalnız kaldık. Hiçbir şekilde görüşmediği gibi büyük elçimiz de yoktu. Çünkü o katildi. Bugün ne değişti? Bugün Rabia'dan Sisi'ye nasıl gitti? Ha Rabia gitti, Sisi geldi. Peki biz bu on yılı niye yaşadık? Dün söylediklerinle bugün yaptıkların arasındaki fark ve benim ülkemin uğradığı zararı kim ödeyecek? Ha çarkı felek gibi sürekli olarak dönen ama bazen de en başa gelen bir iktidar var. Ama bunu biz yaşıyoruz bunun sıkıntılarını. Katil Sisi'den şu anda dost Sisi'ye geldi. Aynı şeyi Suriye'de yaptı. Suriye'de ne yapacaktı? Cuma namazı kılacaktı. Ama kendisi kılmadı. Bugün 8,5 milyon Suriyeli benim ülkemde Cuma namazı kılıyor. E şimdi de Suriye'yle barışıyor. Peki biz bunları niye yaşıyoruz? Biz bu zararı niye görüyoruz? Benim ülkem gerçekten böyle bir dış politika yönetimini hak ediyor mu? İşte ben de bunu halkımız 85 milyonun takdirlerine sunuyorum. Değerli arkadaşlar, son olarak deprem. 6 Şubat'ta Türkiye'nin en acı dolu gününü yaşadık. 100 bine yakın kayıp verdik. Hala hala söylüyorum basın ne kadar görüyor bilmiyorum ama ceset çıkıyor. Hala kayıplarımız var. Ve o gün depremden sonra şunu söyledik. Meclis gerekli yasaları çıkartır. Meclis gerekli denetimi yapar. Türkiye Büyük Millet Meclisi 99 depreminde olduğu gibi her şeyi yapma yeterine sahiptir. Olağanüstü hal etkisi istedi. Aldı. İtirazımıza rağmen aldı. Aslında her şeyi yapabilirdik. Ne yaptı? çıkardığı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini meclise bugüne kadar getirmedi ve iki tanesini getirdi. Aslında komisyonda görüşülmesi gerekiyordu normal kanun teklifleri gibi. Tartışılması gerekiyordu. Yapılması ve yapılmaması gerekenler tartışılacaktı. Ama bu hafta meclis gündemindeydi. Sıra sayısı almıştı. Bundan da vazgeçtiler. Depremle ilgili hayati konuyu torba yasaya koyup haftaya getirmek istiyorlar. Neden? O kadar basit bir konu mu? Bizim parti olarak bir deprem raporumuz var. Ve o deprem raporunda her şeyi net sorunları ve çözümleri belirtmişiz. Bunlar konuşulmasın diye haftaya böyle önemli bir konuyu torba da görüşecekler. Aslında bugünün meclisin gündemi, evet, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin konuşulması, tartışılmasıydı. Anayasa ya da diğer komisyonlardaki arkadaşlarımız tartışacaktı. Yapmadılar. Bakın bugün bir torba yasa geldi. Motorlu taşıtlar vergisine depremden dolayı zam geldi. İki katına çıktı. Depremden dolayı. Deprem ne zaman oldu? Ben ülkeme sormak isterim. 6 Şubat'ta oldu. Neredeydi aklınız? Seçimde neden bunu yapmadınız? seçimde bile depremdeki insanların durumunu düşünmeyip o hesabı yaparak motoru taşıtlar vergisi iki katına çıkartıyorsunuz. Deprem için yapıyorsunuz ama bunu seçim sonrasına bırakıyorsunuz. Peki bu toplum bunun altından kalkabilecek mi? Tarsus'un Hacı Hamzalı köyündeki Şahin Toros marka arabası olan bir kişi iki kat vergi ödeyebilecek mi? Ama beyefendinin, saraydaki beyefendinin 8 tane uçağı, yüzlerce aracı, yazlık sarayı ve taşıyamayacağımız saray giderleri var. Ondan fedakarlık yapmayacaksın, depremden hemen sonra bu vergiyi getirmeyeceksin, seçimi bekleyeceksin, seçimden sonra getireceksin. Aslında seçimde yaşadığımız bu algı, kirli algı operasyonu ve seçimde planlanan her şey seçim sonrası gündeme geliyor. Bir kez daha söylüyorum. İlk basın toplantımda da söylemiştim. Seçimde milyonların iradesi fesada uğratıldı. Bir anlamda siyasi dolandırıcılar tarafından insanlar kandırıldı. Bugün de görüyoruz. 6 Şubat'tan hemen sonra yapman gereken zamları, deprem vergilerini, deprem yükünü yapmayacaksın. Aylarca bekleyeceksin. Yüzün kızarmadan seçimden sonra getireceksin. Bir konuda Yine bu torba yasada borçlanma limitini üç kat arttırıyor beyefendi. Yani şu anda 728 milyar TL borçlanma etkisi var. Bunu 2.2 trilyona çıkartıyor. Peki bunu neyle yapmak istiyor? Torba yasayla. Ya bu rakamı nasıl sen torba yasada getirebilirsin? Mecliste komisyon toplanmalı, ek bütçe için meclis çalışmalı ve karar almalı. Bu paranın nerede, nasıl, ne şekilde kullanacağını meclise anlatmalısın. Ama tabii ki 85 milyonun parası beyefendinin iki dudağının arasında olduğu için bunu da torba hale getiriyor. Bakın rakam 2.2 trilyon arkadaşlar. Ve bunu mecliste bir komisyonda, meclis genel kurulunda kararla, oynamayla alması gerekirken torba yasaya sokuyor. Maalesef ki geldiğimiz nokta bu. Son olarak şunu söyleyeyim. Evet biz ne dedik? Yüz binlerce insan şu anda Hatay'da, Maraş'ta, Gaziantep'te, Malatya'da, sokakta. Evleri yok. Ve sen 21 yıl boyunca deprem vergilerini topladın. Bu vergileri deprem dışında her yere harcadın. Şimdi bu paraları yine toplayacaksın. Toplamaya da başladın. Yardımları da toplamaya başladın. Biz bunun nerede, nasıl, ne şekilde kullanacağını bilmeliyiz. 99'da ne olmuştu? Başbakanlık Başmüfettişi Bülent Tarhan, Maliye Başmüfettişi Süreyya Turgut, Bankalar Yeminli Denetçisi Mehmet Hançerli, Bankalar Yeminli Denetçisi Nuri Bodur başkanlığında bir komisyon kurulmuştu. Halka hesap veriliyordu. Halk net olarak neyin nereye harcandığını biliyordu. Ama 21 yıldır bu toplanan paralar... Deprem dışında her yer harcandı. Deprem vergilerini kentsel dönüşüm ve deprem bölgelerinde kullanmayan kullanam, e, kullanmayan iktidar bugün bu parayı da nasıl kullanacağı belli değil. Buradan son söz olarak şunu söylüyorum. Biz bir kanun teklifi verdik. Biz depremden hemen sonra bir rapor hazırladık. Evsiz kalan yüz binlerce insanın sorumluluğu saray iktidarındadır. Onların hepsinin evini ücretsiz olarak devlet yapmalıdır. Eğer böyle bir teklifle geliyorlarsa hemen evet diyeceğiz. Ama paraları toplayacaksın, bir yere koyacaksın, nereye harcadığın belli olmayacak. Sekiz uçağınla, iki yazlık, bir kışlık sarayınla, binlerce korumanla, binlerce makam arabanla saltanat süreceksin. Ondan sonra da motoru taşıtlar vergisi iki katına çıkartıp para toplayacaksın. Biz bir, bu paranın nereye, nasıl, ne şekilde kullanacağını bilmek istiyoruz. Denetim kurulunun oluşturulmasını ve sadece deprem için, depremdeler için kullanılmasını istiyoruz. Ve deprem zedelerden bir tek kuruş da alınmamasını istiyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız varsa alabilirim. Evet. Hemen söyleyeyim, şimdi e, memur için 8 bin lira e, olarak egzam yapıldı. Bunu niye emekli yapılmadı merak ediyoruz. Emekli evi, tenceresi, dolabı, çocukları, kıyafet ihtiyacı, yakıtı ihtiyacı yok mu? Memura yaptığın bu zamı neden emekliye yapmıyorsun? Çok teşekkür ediyorum, o bölüm vardı notlarımda. Biz... Aynı şekilde 8 bin küsü liralık seyyah yapılan examın memurlar için de, tüm emekliler için de, tamamı için de yapılmasını öneriyoruz. Açıkladığı zamlar, zam en açıkladığı açıkladığı ortada bir rakam var, siz de Galatasaray örneğini verdiniz. Bu çerçevede bakıldığında nasıl değerlendirilebilir? Bir de sadece motorlu taşıtlar vergisi değil. Kurumlar. Başka vergiler de var. Var. Bir sayıda vergi var. Bu sadece deprem bölgesiyle ilgili de değil. Yani bu genel ekonomik tablo açısından nasıl değerlendirilebilir? Yani seçim öncesi, seçim sonrası tabii ayrı önemli bir detay ama genel olarak bir de ekonomideki tabloyu göz önüne sermek gerekir. Ona nasıl bakıyorsunuz? Tabii şunu net olarak söyleyeyim. Bir sefer TÜİK milyonların... Ee, bu verdiği verilerle cebine el atmıştır. Mutfağına el atmıştır. Çünkü e, vatandaşa yapabileceği en büyük kötülüğü yapmıştır. Neden? Profesyonelce yönetilen şirketler aslında Galatasaray Kulübü de bunu yapmıştı. Galatasaray Kulübü'nü e, Dursun Özbek bunu kafasına göre yapmamıştı. O kulübün mali danışmanları, hukukçuları ve kulübün geleceğini planlayan e, danışmanlar ona bunu önermişti. Niye ENA seçiyor? Çünkü ...gerçek enflasyon yüzde %108. Yaşadığımız da bu. Ama TÜİK ne yaptı? Beyefendi... ...saray... ...zarar görmesin, onun istediği olsun diye... ...%38.21 gösterdi enflasyonu. Bu utanç verici bir manzaradır. Gerçekten utanç verici bir manzaradır. Ben e, Kemal Bey'in sorusuna katılıyorum. Kurumlar vergisi %20'den %25'e çıkartıldı. Finansal kurumlarda bu oran %30'a çıkartıldı. Ve bunların hepsi... Seçimden sonra yapıldı. Niye seçimden sonra yaptınız bunu? Motoru taşıtlar vergisi deprem için. Evet geriye. Evet aynı şekilde. Yani şimdi deprem 6 Şubat'ta oldu. Biz Temmuz'un e, kaçındayız. Sen bunu neden bugün yapıyorsun? O gün yapmıyorsun? Evet. tabii. Bakın zaten. Kesinlikle e, beyefendi ve arkadaşları dışında Türkiye ekonomisinde çok büyük bir sıkıntı ve buran olduğunu herkes kabul ediyor zaten. Ekonomide çok büyük bir sıkıntı var. Biz bu zamları yapmayacağımızı, vergi artışı olmayacağını zaten meydanlarda ve 85 milyona seslendik. Depremdeki e, tüm yurttaşlarımıza bir kuruş almadan evlerini teslim edeceğinizi va edeceğimizi vaat ettik. Bakın e, Cumhurbaşkanı kararnamesinde, Önümüzdeki hafta maalesef torbaya sokacakları o yasada ne diyorlar? Kredi konusunda yardımcı olacağız diyorlar. Bu ne demektir? Deprem zedelere kredi verecekler. O krediyle ev verecekler. Yani ben akıl tutulması diyorum. Onlar şu anda sokakta onların onların tüm gereksinimlerini Büyükşehir Belediye Başkanlarımız karşılıyor. Beyefendi onlara kredi verecekmiş, onlar ev alacakmış. Evet borçlandıracakmış. Yani Bunları niye söylüyorum? Türkiye'de derin bir ekonomik kriz var. Derin bir ekonomik sıkıntı var. Ama bunu görmüyor ve bu zamları yapıyor. Gerçekte bir kriz. iyi yönetilemeyen bir ekonomi. Göreceksiniz. Mehmet Şimşek de çok fazla dayanamayacak. Çünkü az okuyup, az düşünüp çok bilen tek adam orada düşünebilen, bildiğini yapabilen hiç kimseyi yaşatmaz. Göreceksiniz. 3 ay içerisinde ya da 6 içerisinde o da terk edecektir. O kendine yakışan nebati tipinde bir adamı getirip oraya oturtacaktır. Her dediğini kesinsiz yapan. O yüzden e, ben bunu seçim öncesi yapmayıp, seçim öncesi Türkiye'yi zam yağmuruna tutmasını ve bunu kirli bir algı, algıyla yapmasını siyasi bir dolandırıcılık olarak görüyorum. Eğer Başka soru yoksa genel kurula da gitmek durumundayım. Tamam, tamam mıyız? Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.